Günaydın. Bu sabah uyandım. Tam kendime kereviz sapı suyu yaptım. Sonra dedim ki ben bugün vlog çekecektim. Şu an aklıma geldi. Yani hava o kadar kötü ki birkaç gündür, haftadır. Böyle kendime gelemiyorum sabahları. Neyse bunu içiyorum. Şu an günaydın. Günaydın. Çok saçma bir açılış oldum. Kahvaltı hazırlayacağız. Sonra Reformer'a gideceğim. Zaten orada da vlog çekmek için bugün başladım. Hocamın yanına, Serhat hocamın yanında eğitim alıyorum. Ocak'ta da sertifika için sınavım var. Şu katılaşmadan bunu içeyim. Tadı bayağı güzel bu arada. Kereviz sapı nasıl sevmiyorsunuz bilmiyorum. İçine ben yeşil elma ve portakal koydum bu sabah. Şunu niye tıklattım sürekli? Rahatsız olduysanız özür dilerim. Normalde posasını süzmek gerekiyor da içerken bu şekilde yukarıda kalıyor. İzmir'de zaten kıyamet kopuyor biliyorsunuzdur belki haberlerden. Bayağı denizler falan taşlı insanlar kanolarla geziyor. Venedik'e döndük. Şimdi annemin spesiyali olan biberli yumurta, domatesli biberli yumurta yapacağız. Hem size tarifini vermiş olayım. Ay anne bu çok sıçrıyor. Önce zeytinyağında biberleri öldürüyoruz iyice değil mi? Evet. En son bu domates. Bundan sonra domates koyuyoruz. Tamam. Ortada da peynirlerimiz var. Zeytinler var burada. Annemin domates sosu. Bu da süzme yoğurda. Kırmızı toz biber ve zeytinyağı. Balımız var. Bu da yumuşak peynir sürülen. Böyle güzel bir sofra. Şu ekmeğe bayıldım bu arada. Bu 4 farklı unun birleşiminden yapılmış bir ekmek. Biz bayağı kopartıp yemişiz. Dışına çörek otu ve haşhaş olanlar da var. Şöyle göstereyim. Bayağı güzel bir ekmek. Burada da Rom'un ayakları siliniyor. Patileri yıkanıyor. Rom, bekliyor musun uslu uslu? Sonra Rom'a mamasını vereceğiz. Eyvah. Her sabah aynı şey. Dışarıdan geldikten sonra böyle bir koltukta kendini mi kuruluyor artık? Şımarma mı? Böyle bir zoomies yaşıyoruz. Değil mi Romcuğum? O yüzden annenin işi bitmiyor evde. Annem her gün koltuk örtüsü değiştiriyor evde. Ay seni pis çocuk ya. Çok pis bu çocuk. O ayakları sınandığı için, kullanmak için öyle yapıyor. Şımarıyor hemen. Hemen şımarıyor. Bak hemen şımarıyor görüyor musunuz? Çok şımarık bu çocuk. Çok şımarık bu çocuk. Zaten balıklı mama yemeye başladığından beri acayip pis kokuyor. Biberler bayağı olmaya başladı. Şimdi hemen domatesle de doğruyorum. Anne MasterChef'te gibisi. Zamana karşı. Zamana karşı yarışıyorum. Domatesleri halka halka doğruyor annem. Buna isterseniz peynir de koyabilirsiniz bu arada güzel oluyor. Tereyağı tatlısı da yapabilirler. Rom ne güzel mamalar var değil mi? Şimdi yumurtamız geliyor dostlarım. İyice oldu bunlar görüyorsunuz. Evet şimdi ben hazırlandım. Hava 9 derece falan olduğu için deli dehşet soğuk var. Kar soğuğu var. Bayağı kalın şeyler giymeye çalıştım. Polarımı falan giydim. Bere zaten olmazsa olmaz. Şimdi çıkacağım. Reformer'a gidiyorum. Serhat Hoca'nın yanında. Görüşmek üzere dostlarım. Güzel bir yere koyayım ve izleyin bakalım. Thank you.
much more that I could do. You've taken over all my senses, baby. I can't stop thinking of you. I can't stop thinking of you. I can't stop thinking of you. Günaydın dostlarım. Dün eve gelince o kadar yorgundum ki aile dizisini izleyip hemen yatıp uyudum. Şimdi kahvaltıdan kalktım. Normal yumurtalı bir kahvaltı yaptım. Her zamanki gibi olduğu için göstermedim. Burada bir yerle konuşmaya gideceğim. Bu kickbox için fiyat alacağım. Başlayacağımdan değil ama merakımdan işte. Bir fiyat araştırması yapıyorum. Sonra gelip dolaba giymediklerimi yüklemem lazım. Öyle bir şey yapmak istiyorum. Sonra Black Friday alışverişimi çekmek istiyorum. Ya şansıma Wheels çekmek istiyorum ama fakat hava o kadar kapalı, ışık yok. Çok kötü çıkıyor yani çekimlerde ışık güzel olması için. Bilmiyorum beklesem mi çeksem mi bugün. Kararsızım, akşamda Toykan'la buluşacağım büyük ihtimalle. Onu da gösteririm. Planlar bu şekilde. Daha sonra bugün dersim var zaten. Ders vereceğim. Üstüme ne bulduysam geçirdim. Trendyol'dan şöyle 115 liraya bir kazak almıştım. Panty tight'imi giydim. Kaban geçirdim üstüme. Gözlüğümü alıyorum. Odam birazcık dağınık, kusura bakmayın. Ve karanlık olduğu için çok fazla gözükmüyorum. Kamerayı şarja takmam lazım. Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Yeniden merhaba arkadaşlar. Ben gittim, konuştum, geldim. Anneanneme falan uğradım. Size Black Friday ve karışık normal alışverişimi göstermeye geldim. Önce kozmetikle başlayayım istiyorum. Çünkü dudağıma falan bir şey sürmedim onu. Gösterirken size sürer gösteririm diye gözüme güneş geliyor şu an. Çok güzel şeyler aldım, çok heyecanlıyım ve Vlogmas çekeceğim aynı zamanda, onu söyleyeyim. Vlogmas'ın ilk ya da ikinci haftası. Güzel bir sürpriz bekliyor sizi. Daha doğrusu ben şimdi yine bir yerlere gidiyorum ve onu çekeceğim yani. Yığdım arkaya hepsini, görüyor musunuz? Önce Kiko alışverişimi göstereyim. Makyaj çantası aldım. İçinden şu şekilde şey de çıkıyor. Daha etiketini kesmedim. Böyle minik çantaları kullanmayı çok seviyorum. Kendim de bunu çıkartıp mesela çantama atıp kullanmayı da seviyorum. O yüzden gayet güzel bir kullanışlı bir makyaj çantası olduğunu düşünüyorum ve rengi çok tatlı. Şimdi ben bunu TikTok'ta çok gördüm, tamam mı? Bunu denemek için aldım. Gül kurusu rengi gibi. 103 numara. Rengi bana bir tık koyu geldi gözüme, ya da ben kendim hep böyle parlatıcı sürmeye alışık olduğum için de olabilir. İlk önce şu kısmı sürüyoruz dudağımıza. Daha sonra parlatıcı kısmıyla üstünden geçiyoruz ve çok güzel bir dokusu oluyor onu sürdükten sonra. Sürmeseniz de olur ama bir kere sürdüm, kullandım. Gerçekten sürdükten sonra daha farklı bir renge dönüşüyor. Çok güzel oluyor. Kışın bence güzel kullanılabilecek bir renk tonu. Ama dediğim gibi benim birazcık gözüm alışık olmadığı için bana birazcık fazla gelmiş olabilir. Pembe allığa ihtiyacım vardı. Bu yüzden Kiko'nun allığını aldım. Herkes çok öneriyordu bana bunu. Stick şeklinde. Zaten çok satılan ürünlerden. Hiç kullanmadım daha bunu. Deneyeceğim. Şu şekilde ruj gibi açıyorsunuz. Çok tatlı bir rengi var bence. Zaten bunlarla makyaj videosu çekmeyi düşünüyorum. Deneriz birlikte bakalım. Kalıcılığı da çok güzel diyorlar bu arada. Velvet Touch diye geçiyor. Bunun numarası var mıymış? 06 numaraymış arkadaşlar bu. Zaten linkleri falan hep bırakacağım. Açıklamadan bulabilirsiniz onları. Maybelline lip glosslarına bayıldım. Böyle her rengini alasım geldi. Ama bende olmayan değişik renkler tercih etmek istedim. Sweetheart ve Bubblegum aldım ben. 24 ve 23 numaralar. İkisine de ayrı ayrı bayıldım. Hatta bakın şimdi değişik sürelim. Şimdi alt dudağıma Bubblegum süreceğim. Daha pembe duran. Ve yapış yapış yapmaması dudağa çok hoşuma gitti. Normalde diğer parlatıcılar böyle yapışıyor saçınız falan, hiç hoşuma gitmiyor. Rengin tatlılığını görüyor musunuz? Kokusu falan da çok güzel.
Şimdi üste de Sweetheart süreceğim. Daha kırmızımsı. Burada gözüktüğü kadar kırmızı olmuyor ama. Farkı görebilirsiniz. Ben ikisine de aşık oldum. Sadece birazcık kalıcılıkları konusunda endişem var. Çünkü gün içinde böyle 4-5 kez falan yenilemem gerekti. Ama renkleri ve dokuları çok harika. Bir tanesi bir daha almayı düşünüyorum ve diğer renklere de bakacağım kesinlikle. Ve Maybelline'in şu kırmızı rujunu gördüm. Açmadım daha. Ama şöyle, yurt dışına gideceğim ya şimdi. Fenty markasının bir kırmızı ruju var. Bulabilirsem onlara bakacağım. Sephora'nın çok büyük bir spoiler vermeyeceğim. Bunu söylersem spoiler olacak. Ben bunu kesmem gerekiyor. Kesip geleyim. Geldim, açtım bunu. Bak açmamışım. Şu etikete de varmış. Kırılmış mı? Nasıl kırıldı bu? Ucu kırılmış resmen, kapağın içine düşmüş. Çok üzüldüm. Sürerken sabit duracak mı peki? Rengini size şöyle göstereceğim. Sürerken sabit durmuyor. Çok kötü kırılmış. Ay vallahi çok üzüldüm ya. Çok dikkatli davranmam gerek. Rengi şu şekilde. Güzel duruyor. Böyle zaten şey, pastel boya gibi birazcık dokusu. Sürerken de onu fark ettim. Güzel duracağını düşünüyorum yani. Bende de pastelin kırmızı likit ruju var mat. Bir de kırmızı ruju bunu aldım. Bir de dediğim gibi Fenty'nin kırmızı rujuna bakacağım. En son karar veririz hangisi daha güzel. Bir sonraki Cream Co markasının. Bunun bende şeffafı vardı. Lip Oil diye geçiyor. Bir de pembesini almak istedim. Bunu yatarken kullanıyorum. Gün içinde nemlendirici olarak kullanıyorum. Çok güzel nemlendiriyor ve yani şöyle söyleyeyim, yatarken sürdüğümde sabaha kadar nemli tutuyor dudaklarımı. O yüzden benden tam puan. Flormar'a gittim. Bir tane far paleti aldım. Ama benim orada beğendiğim palet bu muydu emin değilim. Yani çünkü şu sarı tonu var ya, ben bu ton çok beğendim. Böyle tam sarı gibi de değil. Sürdüğünüzde böyle çok güzel bir parlaklık veriyor. Hatırladığım kadarıyla bu en üstteydi ve bu burada ortada. Yani bilmiyorum, doğru şeyi mi aldım. Keşke orada bir daha kontrol etseymişim. Sizin için tırnaklarımı parçalıyorum şu anda. Üşendim bir daha kalkıp makas almaya ya. Bayağı da indirim vardı, kaçırmak istemedim. Renkleri bu şekilde. Aslında kamerada şu an tam renk çıkıyor biliyor musunuz? Yani şu tona ben fıstık yeşili gibi de duruyor aslında. Buna aşık oldum. Buna da bir makyaj yaparız. Kahverengi rimel ve eyeliner istiyordum. Daha doğal dursun diye. O yüzden şu ikiliyi aldım. Flormar benim ilk makyaj yapmaya başladığım marka bu arada. Kirpikleri tek tek ayıran bir fırçası varmış. Eyeliner'a da bakalım şimdi. Sürmesi en kolay olan uçlar bence. Yani bu kalem uçlar. Ben en çok bunlarla rahat ediyorum. Kimisi likit olanlarla rahat ediyor. Neyse, en azından bunlar sağlam kalmış. En son da Yves Rocher'e gittim. Yves Rocher de benim en sevdiğim markalardan. Zaten teyzemler falan Yves Rocher dışında alışveriş yapmıyorlar. O kadar bağımlısı benim ailem yani, öyle diyeyim size. Böyle bir ruj gördüm. Ruj asa parlatıcı gibi. Rengi çok hoşuma gitti. Kapı çaldı bir saniye. Neyse, şunun rengini göstermek için dudağımdakini sileceğim. Çünkü bu rengi görün istiyorum. Gerçi orada dudağımda denemedim. Elimde denedim, sürdüm. Ama hoşuma gitti. Böyle tam bir kış rengi olduğunu düşünüyorum. Rengi bu şekilde. Bunun numarası falan var mıymış? 015 kahve diye geçiyor. Aa, bayıldım. Şöyle yakından bakarak süreyim. Yapış yapış değil. Aradığım doğallık bu. Gerçekten de tam bir sonbahar rengi. Ben parlatıcı insanıyım arkadaşlar. Ruj falan gözüme gerçekten çok fazla geliyor. Özel günler dışında sürmemeye çalışıyorum zaten. İşte tatlılığa bakın. Bununla böyle kahve tonları, nüt tonları bir makyaj. Bu efsane yakışır. Bir de bunları çerçevelemek lazım tabii. Yves Rocher harikasın. Tam not. Kozmetik bitti. Şimdi Koton'a uğradım. Çünkü gideceğim yer çok soğuk olacak. Kışlık şapkam yoktu. Yani bere falan var. Ama böyle tamamen böyle kapatsın tutsun istediğim için su geçirmez şu şapkalardan aldım. Hemen takıyorum. Bayıldım. Böyle siyah rengi aslında olsaydı siyah almayı düşünüyordum. Bu sanırım çift taraflı giyiliyor zaten. Bayağı sıcak tutacağını düşünüyorum yani. Rüzgardan falan da korusun, yağmurdan korusun. Bunun bir de beyazı vardı ama çok kir tutar, çok kirlenir diye bu rengini aldım. Bir de şunu aldım, sırf beğendiğim için aldım. Bu da çift taraflı takılan bir şapka. Tam böyle Moskova havası var bunda.
seviyorum böyle tüylü şeyleri ama birazcık bol tabii. Yani böyle rüzgarda kafamdan çıkacakmış gibi bir his var. Ama güzel. Bir de şöyle çevirip takalım bunu. Aa, çok tatlı. Bayıldım bunlara. Güzel şeyler almışım vallahi. Bir de aslında deri eldiven vardı. Böyle tüylü yine. Bilek kısmı ama çok arada kaldım. Deri zaten çok sıcak tutmuyor. Sırf görüntü diye. Bilmiyorum, almadım. Ve tonları tutmuyordu zaten. Koyu kahve ve siyah vardı. Defacto'dan kemer aldım. Kahverengi kemerim yoktu. Şöyle altını tokalı kemer aldım. Bir de ikincisi 50 lira kampanyası vardı. Kırmızı kemer aldım. Kırmızım da yoktu. İkisi 200 liraya mı geldi? 110. Bir de indirimim vardı. İkisini 100 liraya falan aldım. Öyle dedim. Çok ucuzdu yani. Panty'ye gittim. Bu içi kürklü kilotlu çoraplardan bir tane de aldım. Çünkü diğeri benim yırtılmaya başlamıştı giymekten. Ve kulaklık aldım kendime. Bunun kahverengisi vardı bende. Bir de siyah almak istedim. Çünkü kahverengiyi siyah modlarla takamıyordum. Ne kadar gerekli değil mi? Neyse. Bunun bir de beyazını istiyorum. Plan 1'de gördüm onu. Belki onu da alırım. Ve Strad'den falan sipariş ettiğim başka şeyler de vardı ama gelmedi. Gelmelerini bekleyemeyeceğim. O yüzden gösteriyorum size. Bunu da Plan 1'den almışım. Şöyle derisi çok hoşuma gitti benim. Şu mor şey... Hayır yani mor hiç beğenmedim. Sırf bu Lugan görünüm için aldım bunu, kartlığı. LC'den şu gri bereyi almışım. Gri berem bu tonda yoktu. Çok güzel. Böyle gri bere nedense takıntım var yani. Gri alayım takayım diye. Evet. Ay Katya gelme. Cotton'dan şort etek almışım. Bunu göstermeyi unuttum. Katya gelme bu tarafa. Kışlık bir şort etek aldım. Düşük bel giyeceğim ben bunu, öyle düşünüyorum. Aslında yüksek de giyebilirim bilmiyorum yani. Şu tokaları falan çok hoşuma gitti. Plan 1'den az önce gördüğünüz cüzdanın derisine, yani Lugan deriden. Bir deri pantolon aldım. Çok hoşuma gitti. Zaten üstüme göreceksiniz. 38 beden bu. Sadece paçalarını birazcık kestirdim. Çünkü çok yerleri süpürüyordu botla giydiğimde de. Onun dışında mükemmel bir pantolon. Bayıldım buna. Bir de şu üstü alıp almamak arasında çok kararsız kalmışım. Şöyle parlak kumaştan simli. İndirimde olduğunu görünce aldım. Çünkü bu kadar incecik bir kumaşa yani o parayı vermem saçma olacaktı. Sadece indirime girince gördüm ve almak istedim. Birazcık kaşındırıyor bu arada giydiğimizde. Ama güzel gözüküyor. Kızlar var ya yani güzel görünmek için yapacağım şeyler yok değil mi? Şu da indirimdeydi. Bunu da kasanın yanına biri bırakmış. Başka hiç yoktu. Biri almaktan vazgeçmiş. Şansıma gördüm şu triko kazak. Gerçekten kumaşı falan efsane bu arada. Nasıl bu fiyat olabilir dedim ve bunu da kaptım hemen. Biz de böyle. Stradivarius'tan şu çapraz çantayı aldım. Bu herkeste olan klasik çanta. Çünkü böyle hem spor hem şık kullanmalık çapraz siyah çantam yoktu. Bu yüzden çapraz takılabilen bir çanta arıyordum. Bu da indirimde olunca bari bildiğim yerden alayım dedim. Yumuşacık güzel bir derisi var. Umarım uzun süre götürecektir diye düşünüyorum beni. Ve bunu yurt dışına takmaya aldım orada. Çünkü çapraz çantalar her zaman daha güvenli hissettiriyor. Triko kazak aldım oradan da. Ben hem bunları böyle diğer kazakların içine giymeyi seviyorum. Hem de birazcık zaten kalın bir kumaşı var. Normalde de dışarıda da böyle tek giydiğim oluyor. Ve basic şeyler artık biliyorsunuz böyle basic takılmayı seviyorum. Bir de şunu da uzun zamandır almak istiyordum. Bu sırtı açık, kısa kollu body. İndirimde görünce bunu da hemen kaptım. Bir tane kalmıştı. Medium aldım. Son olarak Bershka var. Kemerlerden o kadar uzun süredir istiyorum ki. İndirimde değildi bu arada. Çok üzücü. Şu eteklerden çok istiyordum. Ama bunun böyle şey, böyle renkli parlak olanı değil de böyle full gri olanı. Mango'da falan gördüm, 1000 liraydı. Oha falan olmuştum. İndirime girmedi zaten. Onu da girer diye bekledim. Girmeyince ben bunu gördüm, daha uygun fiyatlı. Bu 690 lira. Ve şansıma şort etek çıktı. Ben şort etek insanıyım. Gerçekten normal etekle asla rahat edemiyorum. Ay oram açıldım buram şey oldum diye. İçinde meğersem şortum varmış, bunu göstereyim. Siyah bir şort. O yüzden çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Çok ekstra da kısa olduğunu düşünmüyorum. Zaten göreceksiniz üstümüzde. Üstümüzde ne? Bir tane daha şort etek aldım. Gri şort etek istiyordum ama aslında pilli istiyordum. Ama bunu gördüm, çok hoşuma gitti. Ve bunun da fiyatı diğer markalara göre daha uygun. Bu da 690 mıydı? 620'ymiş bu. Şu kazak son kalanlar kısmında duruyordu reyonda. Böyle pembe bir kazak istiyordum. Bayağı da kalın. Ben bunu dedim ki ben bunu giyerim. Yani gördüm ve ben bunu giyerim orada dedim kış günü.
soğukta. 690 almışım. Bence şu an zaten kazakların fiyatının 800 üstü olduğunu düşününce yine bir tık uygun fiyatlı diyebilirim. Keşke indirimde olsaydı ama. Unuttuğum bir şey var mı emin değilim. Yoktur diye düşünüyorum. Akşam benim Toykan'la çıkacağız. Birazdan dersim var. Yemek yeriz, sonra çıkacağım dışarı. Yemekte görüşürüz diyorum o zaman. Evet arkadaşlar, şimdi hazırlandım. Teyzemin verdiği şöyle kürklü hırkası var, onu giydim. Çok eskiden Mango'dan almış bunu. Keşke benim olsa, harika bir şey. Böyle beli oturmalı geliyor, korse tarzında. Ya böyle tam 2000'ler hırkası diyebilirim. Çok hafif makyaj yaptım. Flormar'ın yeni aldığım o kahverengi rimel ve eyelinerını kullandım. Yves Rocher'in parlatıcısını sürdüm yine. Çerçeveledim dudaklarımı. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. Plan bir kotumu giydim. Üstüme yeşil kürk giyeceğim. Siyah çanta, siyah bot bu şekilde. Siyah siyah bir kombin olacak. Birazdan çıkacağım. Artık mekanda görüşürüz diyorum. Arkadaşlar, yanımda kim var? Selam. Müzikten sesini duyuyorum bilmiyorum, evet, da telif yemeyelim. Toykan'la biz kaç ay sonra buluştuk? Yazdan sonra. Yazın buluştuk. Oha, çok olmuş. Vallahi özlemişiz yani. Bir biranın 40 yıl hatırı vardır yani. Aynen öyle. Bu ben aslında hiçbir şey içmiyor. Hayır, ben aslında kahve içeriz diye düşünmüştüm. Yok. Ben kendim kahve yazdım. Ama Toykan Cinatı dedi, buraya gelelim dedi. Güzel mekan, Cinatı. Güzel yer. Güzel. Ortaya bir şey söylememek için direniyoruz. Evet ya. Sen de mi diyetlisin? Yok, ben diyette değilim de yani. Bira içen insan diyette mi? Evet, hayır, biranın yanında bir şeyler yemek istersin diye düşünmüştüm. Hayır. Beni tutuyor. Neyse, böyle arkadaşlar. Neyse, arabadaki videom geldi aklıma. Böyle kafamızı sallıyordu, flaştı falan. Ha evet, doğru. Arkadaşlar birbirini... Biz arkadaşlar dostuz, biz arkadaş değiliz. O ikisi arasında fark var. Evet. Buse bana nereye gideceğini söyledi arkadaşlar. Lütfen kıskanın yani. Vlog lista göreceksiniz zaten. Yani o yüzden ayrı olarak söylemeyeceğim. Buse 15 saniyede bir esniyor. Neden bilmiyorum. Buraya uyumadan gelmiş herhalde. Benim ya yanım. Ben kış günü böyle oluyorum arkadaşlar. Ben ayılamıyorum artık. Bana yani bir enerji lazım. 30 kere falan esnedin herhalde. Saydın mı? Vallahi bir şey anlatıyorum. Bir esnesene bir. Hayır, özlemişim seni. Ben de seni. Kaç yılımız var be? 2017 bak. 6 yıl olacak. 6 yıl. Oh, 5 sene bitti. Ha, 6 sene. 2017'de bitiyor. Hazırlığa başladık kızım. O kadar oldu mu? Tabii canım. 6 sene oldu. 6 sene. Ya. Vay be. Akşam lokale geliyor mu Selahattin? Aşkısı. Arkadaşlar, mekan bu şekilde. Normalde canlı müzik oluyor hafta sonları. Dövmelerini göster asıl. Bu kadar mı? Şuranda da vardı. Bunu nasıl göstereyim bu? Şimdi sana sorarlar yine bekar mı diye. Hayır, bekar değilim. Toykan'ın sevgilisi var mı? Evli de değilim. Ama bekarsın yani. Ama bekar da değilim, evli. Bu ise uyduruk uyduruk kızlar yazıyor ya. Sen benim takipçilerime ne diyorsun ya? Vallahi linçlerler seni burada. Hayır yani. İç sen iç. Daha fazla konuşma bence de. Cheers diyelim. Bak, Kaan gibi yaptım. Almanca'da Prost. Prostat değil ha, sakın. Cheers, Post. Prost yani. Böyle ama gırtlaktan okuyorlar böyle. Post. Hani anladın ben mı? Ben bir Kaan taklidi yapabilir miyim? İtalya'da da Saluti. Bir Kaan taklidi. Yap. Hayır, bir de şey yapıyor. Aynen. Böyle bir şey yok mu onun? Evet arkadaşlar, burada. Oha, yağmur mu? Yok kar. Yağmur mu başladı? Yağmur başladı. Oha, sese bak. Güzel mekan ama. Salatalıklı kokteyl söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi kokteylim geldi. Ben yine salatalık su içiyorum. Gördüğün gibi organik. Kokusu aynı salatalık gibi. Beğendim. Sen yazıyor musun?
Buse kokteyl söyledi. Canımı çekti. 400 dolar ödeyecek ona. O yüzden şu anda muallaktayız. Güzel kankam benim ya. Biz de böyle işte oturuyoruz. Pahalı bir mekandayız. Neden gülüyorsun? Güzel kankam. Detoks'ta salatalıklı kokteyl içen Buse. Burnum aktı, dur. Hayır, herkes sümküremez. Özellikle Buse Öztürk asla. Ay.